Merhabalar herkese, ben Canan Saray. Size daha önce bahsetmiştim ya, bir seriye başlıyorum diye. Hatta bu serinin ilk videosunu McDonald's'ta çekmiştik. Bu seri neydi arkadaşlar? Hem Türkiye'de hem de Amerika'da olan mağazalar, restoranlar gibi yerlerin fiyatlarını kıyaslıyorduk, ürünlerini inceliyorduk. Bugünkü durağımız ise Starbucks'a geldik. Beni en çok videolarımda gömdüğünüz yer Starbucks olabilir. O yüzden ben bugün Starbucks'a gelmek istedim. Türkiye'de de Starbucks çok popüler. Hatta sürekli bazen gündemde görüyorum, işte fiyatlar artıyor, alınamıyor, bir lüks oldu, kahve içmek falan diye böyle insanlar yakınıyor. Bizim de Amerika'da yani her köşe başında görebileceğiniz kahveci Starbucks'tır. Fiyatları gayet makul. Bu arada ipucu da vermeyeyim. Birazdan listede fiyatları görürüz beraber. Grande hot americano. Americano, one americano. Gotcha. Uh-huh. Grande. Also hot? Yeah, hot. Okay, hot. Perfect. Hot. Anything else for you too? Çok güzel değil mi? Bayıldım. Bu arada Starbucks'ın kendi uygulaması var. Uygulamayla ödediğiniz zaman kartınızda bir puan birikiyor. Biz o puanlarla bu tarz şeyler alıyoruz. Ama benim puanıma daha var. Benim doldu bu arada. O zaman bunu alıp onu biliyor muyuz? Çok güzel, bayıldım. Bu da var büyük boyu. Ama bu daha güzel. Küçük daha güzel değil mi? Sizce hangisi? Ya. Bence bu. Evde yaptığım kahvelerin küçük boyası var. Bildiğiniz üzere burada insanlar birbirine çok fazla hediyeleşiyorlar. Yani hediyeleşme kültürü çok fazla. Bunlar da işte içine para yüklüyorsunuz, hediye ediyorsunuz. Arkadaşınız veya sevdiğiniz sizin yüklediğiniz parayla bir kahve içiyor ya da buradan istediği bardaklardan alabiliyor. Çok tatlı değil mi? Evet, kahvelerimizi aldık. Orta boy, yani grande diye geçiyor. Bu Samet'in bir de Starbucks'ın şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Mesela sipariş verirken Samet dedi ki, bana bir tane esmer şeker ekleyebilir misiniz kahveme dedi. Onlar esmer şekeri eklediler, karıştırdılar ve Samet'e hazırladılar. Ben hep diyorum şu şekerden uzak dur, bir bırak şu şekeri diye. Yok yok yok. Hani böyle şekersizler de şey yapar ya, ben hiç şeker kullanmıyorum. Ben de o modda takılıyorum. Herkese söylüyorum. Çaya kahveye şeker kullanmıyorum diye. Şimdi size Starbucks'ın o muhteşem kahvelerinin fiyatlarından bahsedeceğim. Burada oldukça hesaplı. Az önce zaten kamerada da Samet göstermişti size. Şimdi oradan biraz inceleme yapalım. Bu arada ben sürekli yani %90 latte içiyorum. Samet de her zaman Americano'yu tercih ediyor. Burada sıcak mı soğuk mu diye de soruyorlar. Biz sıcak tercih ediyoruz. Mesela şimdi bakalım. Americano'nun bu arada fiyatlar hep grande üzerinden listelenmiş. Hani bir büyütürseniz yani venti isterseniz herhalde 50 cent üzerine eklersiniz. İşte küçük isterseniz 50 cent, 70 cent daha az ödersiniz. Samet'in içtiği grande'nin fiyatı $3.45. Benim içtiğim latte'nin fiyatı ise $4.45. Ooo Samet, ben pahalı içiyorum. Şimdi merak ettim, bakacağım en pahalı kahvesi hangisiymiş. Hemen buldum bir tane. Honey Almond Milk Flat White. Yani söyleyememiş olabilirim. Ballı, badem sütlü, white flake. White ne demek aşkım? Bilmiyorum, hiç içmedim. İşte ballı, badem sütlü bir yapılan bir kahve. O da $5.75'miş. Kalori bakımından da iyiymiş. Yan tarafta da kalorileri yazıyor. Başka mesela, ne vardı Türkiye'de? White chocolate mocha. Ben ondan içiyordum böyle. Ona bakayım. O da $5.45'miş. Türkiye'deki fiyatlar evet pahalı. Ben görüyorum sosyal medyada. 30 TL, 40 TL falan galiba. Hani böyle insanlar bayağı bir yakınıyor. O yüzden hani böyle biriyle de konuşmuştum. Daha böyle iş yerinde mesela yöneticiler, beyaz yakalılar böyle bardağı eline alıyormuş da içeriye öyle giriyormuş. Yani bir lüks olmuş Starbucks'tan kahve içmek. Kısacası onu söylemek istiyorum. Şimdi videolarımda bana işte elinize kahveyi almasaydınız olurdu. İşte olimpiyat meşaleleri yine elinizde falan diye eleştiriler geliyordu ya. Ya vurgulamak istediğim, bugün de Starbucks'ı tercih etmemin nedeni hemen hemen her köşe başında bir Starbucks var. Ve Amerikalılar, ya sadece Amerikalılara da kısıtlamayayım, yurt dışındaki yani diğer ülkelerde insanlar çaydan çok kahve tercih ediyorlar. Yani kahve kültürü çok daha fazla yaygın. Biz Türklere has bir özellik işte yemekten sonra çay içme. Türkiye'deki Starbucks'a çay da geliyormuş, Türk kahvesi de ekleniyormuş sanırım. Bu mutlu haberi de siz biliyorsunuzdur, ben de buradan bilmeyenlere duyurayım. Genel olarak fiyatlar
kadar bu şekilde. Kahveleri de Starbucks'tan sürekli içiyorum. Ben çok lezzetli buluyorum. Burada Türk kahvesi satmalarını ister misin? Yani evet, aslında isterim. Neden? Hani Türk kahvesi de tanıtılmış olur ama mesela ben gelip de özellikle Starbucks'tan Türk kahvesi içer miyim? İçmem. Çünkü zaten evde bir tane Türk kahvesi yapan Beko'nun bir makinesini almıştım. Hatta onu da buradan almıştım Amazon'dan. Hani buradaki prizler farklı ya, buraya göre uyarlanmış, burada üretilmiş. Mesela ben Türk kahvesi hemen hemen her akşam yemekten sonra Samet'le içiyoruz. Yani bilmiyorum, Starbucks'tan tercih etmezdim. Ne çabuk bitiyor ya, belki de ondan. Olabilir. Dış sesimiz Samet Saray. Normalde bu tarz sorunlar Amerika'da hiç yaşamayız. Daha Canan siparişi verirken arkadan bir çalışan sanırım şefleri bunları. Hemen dedi ki, ya dedi, kamerayı durdurur musunuz dedi. Dedim neden? Ya dedi, çalışan arkadaşlar rahatsız olabiliyor falan gibisinden. Dedim ki bir saniye, sorsana dedim arkadaşa rahatsız oluyor diye. Sipariş verdiği kıza sordu dış şefi. Kız dedi ki hayır, rahatsız olmuyor, sorun değil dedi. Orada bir kaldı yani. Gıcıklaşma oldu yani. Kadınla Samet arasında böyle bir zıt kutuplar, böyle bir... Zıt kutuplar birbirini çeker. Yani aramızda bir sorun yaşandı. Sonra az önce Canan'ı burada masada çekerken yine geldi yanımıza. Dedi ki ya dedi, lütfen durdurur musunuz dedi. İşte başka müşterilerin dedi özel hayatını dedi egale ediyormuş falan. Dedim nasıl yani? Kimse dedim kamerada yok dedim. Şey dedim, birisi rahatsız olursa onlar bana söyler dedim. Sen dedim neden dedim sürekli sorun çıkartıyorsun falan. Yani şey bizim dedi kurallarımız gereği dedi. Dedim tamam, kurallarını bana gösterir misin dedim. Getirdi iPad'li bir tane kural gösterdi. Alakası yok, saçma sapan bir şey. Hani böyle insanlar birbirini rahatsız etmeme durumlarına alakalı bir şey. Yani böyle video ile alakalı bir şey değil. İçiş, kakış, ses, gürültü, onları içeren tabii, bir şey. Tabii kimseyi rahatsız etmiyoruz ki, biz kendi halimizde burada videomuzu çekiyoruz. Ama bize dedi ki dışarı çıkar mısınız? Hani burada, ben dedim ki burada ışık var dedim. Ben dedim şu anda bu ışığı kullanıyorum dedim. Zaten 3-5 dakikada bitecek şimdi falan. Neyse yani bu videoyu çekerken böyle bir şey yaşadık da. Ama sizin de karşınıza kocamı tebrik etmek istiyorum. Yani hakkını böyle sonuna kadar savunuyor. Diyor ki kuralı görebilir miyim? Şunu yapabilir miyim? Dedi ki hatta istersen polisi ara. Yani senin kurallarında aykırı bir durum yok. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Eşimi videoya alıyorum dedi. Ben tamam. Olsam o kız gelse bana dese, tamam okey derim, döner giderim yani. Helal şimdi olsun. Şimdi arkadaşlar yani ben beni tanıyan biliyor. Ben acayip böyle insanlara karşı nazik davranıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Senin Amazon videon vardı. Orada da güvenlik dayıyla tartışmıştım. Çekiyorlar Samet'i. Sorunlar olduğu zaman böyle sorunlar yaşamak istemiyorum. Biz insanlara hep böyle iyi davranmak istiyoruz. Her zaman elimizden geldiği kadar böyle nazik olmaya çalışıyoruz. Fakat pürpürken rahatsız edildiğim zaman olay değişiyor. Maalesef o zaman haklarını savunuyor. Her yerde neredeyse böyle milyon dolarlık ürünler satan Rolex'e gidip neredeyse çekim yapabiliyorsun. Belki oralarda bir şey dese tamam dersin ki ürünün kopyalanmasını engellemek için ya da şey. Burada herkes görüntülü konuşuyor, laptopunu açıyor, şeyler yapıyor. Bence o kız bize gıcık oldu. Neden gıcık oldu bilmiyorum ama mesela Atlas gidiyor orada bir şeylere bakıyor ya, böyle Atlas'a bakıyor anlamsızca. Bilmiyorum, bizi sevmedi. Herhalde elektriğimiz durmadı. Bence aslında böyle firmaların, atıyorum söyledik de eşimin dedi YouTube kanalı var ve Türkçe zaten dedi. Hani küçük büyük YouTube kanalı falan bakmamak gerekiyor. Ben mesela Starbucks'a gelmişim, size bir markanın bir tanıtımını yapıyorum aslında, evet, değil mi? Evet, ücretsiz, sponsor olmadan. Sponsor dedik. Bu arada arkadaşlar minik bir haber vereyim size. Canan ve benim kanallarım için böyle sponsorluk teklifleri almaya başladık. Evet. Birden fazla. Neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şunu anlatmak istiyorum size. Ben birçok kanalı takip ediyorum, inceliyorum, analiz ediyorum teknik açıdan. Ve Canan'a hep en başta onu diyorum. Bak öyle bir kanallarımızı büyüteceğiz ki sponsorluk teklifleri gelecek. O tarz işler, tabii ki beğendiğimiz işlerin sponsorluğunu alacağız ve size tanıtımını yapacağız ve kısaca. Sıkmadan kendi dilimizce anlatacağız bu olayları. Canan'a da bu kadar geri olmasına rağmen böyle tekliflerin gelmesi mutlu etti. Şu anda hala düşünme aşamasındayız. Kabul ederiz, etmeyiz. Bu artılarını, eksileri düşünürüz. Belki belli bir süre sonra bu tarz şeyleri kabul ederiz. Çünkü çok fazla böyle maddi olarak ihtiyacımız olduğu için yapmayacağız. Ama ne? Güvenlik gidiyor bu arada. Konuştular orada. Neyse. Yani bunu da bir böyle muhabbeti olsun dedim. Ramazan'ın yarısını yedik. Valla akşam vakitleri maalesef çıkıyoruz. Normalde gündüzleri daha çok çıkardık, ederdik de. Şimdi... Evet ama olsun. Mesela akşamları da bugün dışarıda yemek istedik. Dün evde yemiştik. Ondan sonra çok güzel bir yere gittik. Samet'imizi çok güzel bir yere götürdü yemeğe. Evet. Onu da size önerebiliriz. Onun da sahibi Türk'tü değil mi aşkım? Evet. O.C. Fish Grill. Evet çok güzeldi. İlk güzel, defa denedik. Güzel, lezzetli. Hatta bir videosunu da yaparız. Çalışanlardan da Türkler vardı. Evet.
Çok lüks yapmışlar içeriği, çok da lezzetli. En önemlisi o zaten, lezzetli olması. Bazı Türk restoranlarına gittiğiniz zaman minik minik bir şeyler veriyorlar, doymuyorsunuz. Bir çok Amerika'daki menüler genelde daha Türkiye'ye göre durmazdan daha büyük oluyor. Yani şunu da söylemek istiyorum, bu reklam olayını da kapatırız. Demek ki böyle sevilen, örnek gösterilebilecek bir aile yapımız var. Hani ben direkt onu düşündüm. Ben mesela bir marka olsam, birine markamı tanıtmasını istesem, bakarım ki aile yapısına bakarım, içeriklerine bakarım, video kalitesine bakarım, sesine, görüntüsüne bakarım. Hani bunları bir incelerim. Seninle en son çektiğimiz beraber olan videoda, çok teşekkür ederim. Hani 4 yıl sonra Amerika videosunda, ya birbirlerinize olan saygınıza hayranız gibi şeyler geldi. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken o oldu. Bana normal, yani benim canına davranışım her zaman bu şekilde. Lütfen. Çünkü çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir eşim benim yani. Ve canın da aynı şekilde bana o şekilde davranıyor. Baktığınız zaman bunun videoya yansıması ve sizden bu şekilde geri bildirim almak benim çok hoşuma gitti. Evet, bunun da yarın öbür gün daha da olayın business'a, iş birliğine dönmesi de ayrı bir şekilde bizim daha da kaliteli içerikler üretebilmemize sebep olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Bir de böyle biz olduğumuz gibi davranıyoruz. Mesela ben günlük vlog çekiyorum ya, izlenmesi de daha yüksek oluyor. Hani böyle rol yapmıyorum açıkçası. Neyse, oyuz. O yüzden de böyle insanlara daha bir samimi, daha sıcak geliyormuşuz. Yorumlardan anladığım kadarıyla. Ve Instagram üzerinden de çok fazla mesaj alıyorum. Hatta geçen de işte bir story attım. Artık böyle rastgele bakıyorum. Öyle cevap veriyorum. Ama mutlaka böyle her gün 3-5 kişiye yazmaya çalışıyorum. Onu da buradan ileteyim. Şimdi bana yazmışsınızdır, işte samimilikten bahsediyor, mesajıma cevap bile vermiyor diyebilirsiniz. Ama öyle kişisel algılamayın lütfen. Son olarak şundan da bahsedelim bir tanem. Sana sormak istiyorum. Son senin videon bomba oldu. Ya kesinlikle. Bir önceki videon Amerika'da yaşadığımız semtte inanılmaz olay diye. Bu videonun nasıl bir tepki alacağını çok merak etmiştim. Ben... Biz tabii ki olayın yine insancıl boyutundan bakmaya çalıştık ve hiçbir şekilde size rahatsız edici görüntüler, şeyler yayınlamadık. Dolayısıyla bir olaydan bahsettik ve Canan'ın asıl vurguladığı şey de komşuluk. Ve çok iyi gördü. Canan'ın bugüne kadar en hızlı yükselen videom, izlenen videom. 12 saatte en hızlı izlenen videomdu. Ya da 24 saatte. Ya bana bazen Instagram'dan işte takip edenlere bakıyorum veya yazanlara bakıyorum demiştim ya. Ya o kadar çok işte sağlık çalışanı oluyor, doktordur, hemşiredir. Bu arada çok fazla psikolog takip ediyor beni. Mesela da geçen dedim ki, ben de bir şey mi fark ettiler, bir şey mi buldular? Yani hani böyle Türkiye'de olsaydım belki de o insanlarla bir araya gelmem çok zor olacak tarzda kişiler hani beni takip ediyor, işte yazıyorlar falan. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet, çok kaliteli bir kitlem olduğunu düşünüyorum. Ya izlensin izlenmesin, işte like alsın, yorum yapasın, bunların hepsi bir kenara. Ben kendimi iyi hissettiğim için bir kere video çekiyorum. Bir ara böyle ev hanımı moduna girmiştim. Bundan da kurtuldum. Yani YouTube benim işim. Herkese de diyorum, hani YouTuber'ım demiyorum ama YouTube'a içerik üretiyorum, video çekiyorum diye bahsediyorum. Çok azimli bir insan değilim ama bir şey kafaya taktığın zaman, mesela Samet'e de onu diyorum. Mesela işte Atlas'ın doğumundan sonra biraz kilo almıştım ister istemez. Kafaya taktım ve 2 ayda istediğim kiloya, hatta daha da altına indi. Şimdi de bu YouTube'u kafaya taktım. Deli gibi düşünüyorum böyle. Ne çeksem, ne faydalı olur, ne yararlı olur. Hani mesela hep Amerika'nın iyi yönleri, iyi yönleri diyoruz ya. Aslında bilinmeyen kötü yönleri de var. İlk defa bu kötü yönünü yansıtan, böyle hani pek iç açıcı olmayan bir konuyla karşınıza geldim. Ama insanlar bunu dedi. Ya işte her şey toz pembe değil. Senin bize bunu göstermen de çok büyük bir ayrıcalık. Çünkü tepkiyi bilmiyorsun. Yani ben oynamıyorum kimseye, tıklanmaya da oynamıyorum. O yüzden ben olduğumuz gibi çekiyorum, koyuyorum. Minik bir YouTuber'ım. %100 o. Hani bizim hakkımızda istediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ancak doğallığımız hakkında hiçbir şüpheniz olmaz. O net yani. Ben seni tebrik ederim. Sen çok iyi gidiyorsun. Ay, ve senin en büyük fanınım. En büyük takipçinin, en büyük abonenim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence buraya kadar izlemeliydiniz. Çünkü buraya gelene kadar işte security diye oradaki buranın şefi gibi kızla falan bayağı bir olaylar yaşadık. Samet'ciğim de sağ olsun full destek. Çekimimi bitirmeme kadar yardımcı oldu. Like atarsanız, bir de bana bir yorum yapıp beni mutlu ederseniz şimdiden teşekkür ederim. Canan'ın aboneleri yavaş yükseliyor. Son zamanlarda yavaş yükseliyor. Bu evet konuda ya. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Abone olun. Teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ha, kapatmadan da Samet'e şunu söylüyorum. O gördüğüm pembe bardağı istiyorum. Eğer alırsa size göstereceğim. Aşkım. Yaaaat!
Canım aşkım. Evet Zafer benim. Kocacığım kıyamamış ve puanlarıyla gitmiş bana almış. Teşekkür ederim. Atlas da şu an bunu istiyor, kavga ediyoruz. Tamam al. Bana da al bir tane daha.